Herkese merhaba, Healthful Break'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün yine en sevdiğim tariflerden biri var. Ya her tarif için aynı girişi yapıyorum ama yani inanın hep en sevdiklerimi yapıyorum. Bugün kısır yapacağız. Ama öyle böyle kısır değil, bulgurdan değil ve farklı bir kısır bu. Fakat tabii ki kısır biliyorsunuz bulgurdan oluşuyor. Yani asıl ana maddesi bulgur. Küçük ince bulgur kullanıyoruz kısır yaparken. Ve ne yazık ki bulgur glutenli bir aslında besin. Mideyi şişiriyor. İşte gluteniyle beraber sindirimi biraz yoruyor. Ne zaman ben böyle hani umarsızca kısır yesem karnım şiştim falan ölüyorum moduna giriyorum. O yüzden bugün öyle bir kısır tarifi yapacağım ki size aslında böyle sonsuz ve umarsızca yiyebileceğiniz ve sizi rahatsız etmeyen bir kısır olacak. Kinoa'dan kısır yapacağız. Özellikle kısır seçme sebebim de şu. Şimdi bahar geldi, yaz geliyor. Böyle evlere misafirler, balkona misafirler çoğalır. O böyle gün saatlerinde, o böyle çay saatlerinde, misafir ağırlama saatlerinde kısırın böyle gözde tariflerden biri olduğunu biliyorum. Gelin bir de bu değişik alternatif kısıra yer verin. Böyle kimse pişmanlamadan böyle sonsuzca yesin kısırlarını diyorum. Ve hazırsanız tarife geçiyorum. O zaman hadi başlayalım. Aslında hani bu kısır tarifinde evinizde alışkın olduğunuz, kısırda kullandığınız bütün malzemeler geçerli. Sadece ben bulgur yerine haşlanmış kinoa kullanıyor olacağım. Bir de dedim ya annemin kısırı meşhurdur, böyle herkes parmaklarını yer diye. Annemin kısırının böyle minik bir püf noktası var. Böyle soğanları biber salçasıyla kavurup bulgurları onunla beraber böyle bir süre dinlendirir kendisi. Böyle çok güzel bir aroma ve böyle daha yapış yapış bir kısır ortaya çıkar. Aynı tekniği kinoa için kullanacağım. Bunun için aslında bir bardak böyle önceden haşladığım kinoa var. Bildiğiniz böyle suya atıp kinoayı haşlayıp sonra suyunu iyice süzüp arındırıp haşladığınız bir bardak kinoa. Bir tane kırmızı soğan. Biliyorsunuz ben tariflerde kırmızı soğan kullanmayı çok seviyorum. Antioksidan seviyesinden dolayı. Bol limon, bol zeytinyağı, hatta biraz sirke, bol baharat, böyle acı biber, tuz, karabiber, kimyon. Soğanlar için biber salçası ve tabii ki zevkinize uygun yeşillikler. Maydanoz, dereotu, yeşil soğan hepsini kullanabilirsiniz. Ben bugün böyle birazcık daha pratik olan, yıkaması, temizlenmesi ve görsel olarak da çok tatlı görünen böyle minik 7 kule marulları kullanacağım. Ve bir de böyle kiraz domateslerden yararlanacağım. Böyle birazcık daha spor, daha sade bir kısır olacak. Şimdi aslında hızlıca, yani tek yapmak gereken zaten bütün malzemeleri böyle bir alana toplamak. Geri kalan sadece birleştirmek oluyor. Hızlıca bir soğanları hazırlayalım. Onu kinoa ile buluşturup geri kalan malzemeleri de birleştirmek üzere hazırlayalım. Şimdi soğanları piyazlık keseceğim. Her zaman olduğu gibi. Kestiğim soğanları böyle yapışmaz bir tavaya alıyorum. Şöyle tavayı alalım. Tabii ki her zamanki soğan kavurma kuralı burada da geçerli. Yağda kavurmayacağım. Biraz azar azar su ekleyerek bütün bu soğanları öldürmem lazım. Böyle piyazlık doğrayıp özellikle böyle elimde açı açı koyuyorum ki bu böyle suyla pişerken çok daha çabuk karamelize olmasını sağlıyor aslında soğanların. Şöyle hemen yarım kaşık, yemek kaşığı kadar da bir biber salçasıyla beraber soğanları alacağım. Biraz tuz, biraz da karabiber ve biraz da su. Suyu göz kararı ekliyorum. Bütün tabanını kaplayacak kadar koysanız kafidir. Zaten sonra devamlı gözümüz üstünde olacak. Suyu yetmezse yeniden su ekleyebiliriz. Çok fazla su da boca etmiyorum çünkü o zaman da böyle birazcık haşlama gibi oluyor. Ama biz o böyle karamelize soğan tadını istiyoruz. Hemen altını açalım. Orta ateşte yaklaşık bir 10 dakika boyunca böyle gözümüz üstünde olacak şekilde karamelize olmaya başlatalım. Şimdi bir 7-8 dakika sonra aslında soğanlar bu derecede ölmüş oluyor.
Ama hani soğanların da böyle kısırda tamamen ölmesini istiyorum. Çünkü böyle çok ağza gelirse o birazcık böyle soğanlı böyle değişik bir tat olur ya, onu istemiyorum. 7-8 dakika sonra bu böyle salçayla, biber salçasıyla iyice kaynaştı. Suyunu da iyice çekti. Bakın gerçekten hiç yağ yok şu aşamaya kadar. Çok az daha su ekleyeceğim. Bu soğanla kavurmanın tek hani olayı bu aslında. Hani azaldıkça azar azar su eklemek. Zaten suyunu hemen geri çekiyor. Hiç yağı bozmanın anlamı yok yani. Yağ çünkü tavada böyle yüksek sıcaklıklara maruz kalınca, zeytinyağı özellikle. Aynı durum tereyağı için mesela geçerli değil. Onun yanma noktası daha farklı. Zeytinyağı böyle bir anda yükselince zaten o bir koku çıkar ya, ah yandı ya falan diye böyle panik oluruz. Gerçekten yanıyor ve moleküler yapısı değişiyor. Gelin hiç bu riske girmeyelim. Zeytinyağı zaten kısır dediğimiz şey böyle bol zeytinyağlı yenir. Yağdan korkmadan böyle ben 4-5 kaşık ekleyeceğim şimdi en son. Ama bu soğan aşamasına gelin. Hiç karıştırmayalım yağı. Bakın böyle cillop gibi pişti zaten. Bütün soğanlar öldü. Tamamen salçayla da birleşti. Şöyle bir iki dakika daha pişiriyorum. Sonra sıcak sıcak kaseye alıp yine sıcak sıcakken kinoalarla birleştireceğim ki o lezzetler bütünlesin. Bence tamamız. 10 dakika geçti. İyice suyunu çekti. İyice karamelize oldu. Soğanlar öldü. Şimdi ben bu soğanları alıyorum. Geniş bir kaseye koyuyorum. Şimdi bu aşamada annemin yaptığı en büyük püf noktası bulgurları da bunun üstüne koyup sıcak suyla beraber soğanlarla demler o. Şimdi kinoa durumunda özellikle sıcakken koydum. Kinoaları ekliyorum. Şöyle bir bardak kinoa. Soğanın sıcağıyla iyice özleşmelerini istiyorum. Şöyle karıştırıyorum. Çok az da böyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar sıcak su ekliyorum. Ve bir tencere kapağıyla kapatacağım ki aynı usul böyle bir nebze demlensinler beraber. Zaten geri kalan tarafta işte sosunu, yeşilliğini falan hazırlarız orada. 3-4 dakika dinlense yeterli. Yani biz bu tarafları yaparken o kadar kısacık dinlense yeterli. Şimdi buna bir kapak bulalım. Böyle kapattım. Burada birazcık uyuyacaklar. 3-4 dakika. Kiraz domatesler hem böyle görsel olarak kısıra çok yakışıyor, hem de çok fazla çekirdekli ve sulu olmadığı için kısırı sulandırmıyor. Şimdi bu 7 kule marulları böyle tatlış küçük marul parçacıkları. Küçük olanlarını hiç ellemedim. Direkt doğrudan kullanacağım. Şimdi kinoalar soğanla beraber demlendi. Bir 3-4 dakikadır bekliyor. O arada ben çok basitçe içine ekleyeceğim geri kalan malzemeleri hazırladım. Özellikle kiraz domates tercih ediyorum. Hani çok böyle süslü ve güzel gözükmesinin dışında bir yandan da böyle diğer domateslerin orta kısmı çok suludur. Kısırı sulandırır falan ya. Kiraz domateste aslında bu risklerden kendimizi kurtarıyoruz. 7 kule marulu ise böyle hem çok tatlı görünüyor, böyle küçük küçük marul parçaları görsel olarak kısırı çok güzel bir yere taşıyor. Hem de çok tazeleyici, böyle daha kıtır kıtır bir lezzet katıyor. Hatta küçük olanlarını hiç böyle kesmedim bile. Büyük olanlarını şöyle kabataslak kestim. Şimdi hepsini aslında şöyle kinoa ve soğanın olduğu yere alıyorum. Bence bir kısırın olmazsa olmazı gerçekten de doğru bir şekilde soslanması. Şimdi tabii ki
bu aşamaya kadar hiç yağ eklemediğimiz için böyle güzel hakkıyla bir yağ ekleyelim. Bu kadar ölçü için ben böyle 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Yağ ekledik. Böyle değişik, böyle bir farklı bir aroma katması için de bir yemek kaşığı kadar doğal fermente elma sirkesi ekliyorum. Genelde kısıra sirke eklenmez ama bence eklenmeli, böyle çok güzel değişik bir tat katıyor. Tabii ki tuzunu ve biberini ekliyoruz. Böyle bolca ekledim. Şimdi tabii ben bunu birazcık böyle baharatlı seviyorum. Her zamanki hikaye, hem de yerken biraz antioksidan da almak adına kimyon, zerdeçal, çok az da acı biber ekledim. En son aşama limon. Bu ölçüler için böyle güzel bir tane limonun suyunu sıkıyorum. Bence tamamız. Şöyle güzelce karıştıralım. Bütün lezzetler iç içe geçsin. Dediğim gibi maydanoz, dereotu, yeşil soğan, hepsi çok yakışır. Nane, fesleğen, mevsimine göre evinizde ne varsa hepsinden ekleyebilirsiniz. Kısır bence öyle bir aslında tarif. Birazcık da böyle kişinin sevdiği yeşilliklerle şekillendirilmesi lazım. Ben bugün birazcık daha böyle misafir sofrası için hafif böyle spor ve sade bir kısır yaptım aslında. Kısırımız hazır. Kısırımız hazır. Mis gibi de kokuyor. Hem de glutensiz hem de bulgursuz. Böyle kinoa ile hazırlandı. Hem de bir sürü böyle lifli bir karbonhidrat, protein bakımından zengin bir karbonhidratla hazırlanmış mis gibi bir kısır. Misafirlere servise hazır. Umarım seversiniz ve denersiniz. Denerseniz yorumlara bütün görüşlerinizi heyecanla bekliyor olacağım. Misafirlerinize yaptığınızda, hatta onlar yerken de böyle ne tepkiler verdiler bana söyleyin. Böyle antin kuntin kinoalı bir kısırı bence hiçbir anlamadan böyle severek yiyecek. Bu güzel kısır tarifini izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Health Food Break'e abone olmayı ve bunun gibi harika tarif ve püf noktaları için beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum.